Veremem ben, gidemem ben. Her güzeli gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynum. Gönül, gönül, gidemem ben. Yeter artık, söyleme şu şarkıyı. Gönül, gönül, gönül. Söyleme şu şarkıyı. Lütfen, kuşuma gelme. Bu benim kendimi tedavi etme şeklim yani. Böyle bir terapi yapıyorum kendime yani. Her güzeli gönül. Ya belli ne kadar başarılı bir tedavi oldu. Onun şurada iki kelime konuşamadık. Bugün kötü bir gün abi, ne olursun üzerime gelmeyi rica ediyorum. Yani ya unutmaya çalışıyorum, başka bir şey düşünmeye çalışıyorum. Kafamdan bir çıkartayım atayım istiyorum yani. O derece bir şey değil yani. Gidemem ben, gelemem. Ne konuştunuz bu ışılla? Ne yapıyorsun? Yürü kulağa, ışıldama, rica ediyorum. Işıldama ya, ışıldı, ışıl unut. Yürüme, yok. Bir şey demedim ki. Işıl Hanım dedim. Lütfen. Gidemem ben. Gidemem ben. Her güzele ışıl. Her güzele gönül. Gönül. Gönül diyemem ben. Aç kolların sar boynuma. Gönül. 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 Yeter. Gönül. Gönül diyemem ben. Aç. Aç bakanı. Sinirlendirme beni. Duydum. Oğlum bak, bunda yanlış bir şey yok, tamam mı? Sen Işıl'la böyle bir iş toplantısı yapabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Normal değil mi? Tabii ki normal. Bak sen söylüyorsun, normal diyorsun. Evet, normal. Ha, bana özellikle anlatmadığın bir şey yoksa tabii. Yok abiciğim, vallahi yok. Ya hakikaten gayet normal bir iş toplantısıydı yani. Her zamanki gibi. Yani hiç ekstra, ya iş toplantısı yaptık karşılıklı. Böyle oturup iş toplantısı yaptık. Ama çok güzeldi. Güzeldi yani. Ne demek güzel? Yani toplantı güzeldi. Çok güzel bir toplantıydı. Ha Işıl güzel değildi. Yok yani o da bir... Ya öyle de lütfen güzel diyorum ya. Bak Haluk güzel diyorum yani. Güzel gibiydi yani. Tam nasıl böyle yani konuşursun ya. Konuşurken böyle bir... Zaten o konuştu, ben dinledim. Böyle bir karşılıklı şey dinledim yani. Sen bir şey söylemedin yani. Söyleyemedim yani. Ama soğuk bir şey çıkmasın ağzından bak yok, sonra. Yok yok yani söylemek istedim ama söylemedim. Sırf o konuştu. Böyle şey masal anlatır gibi. Böyle başka bir şey yani. Böyle nasıl ya, albenisi vardı ama yok gibi yani. Var ama yani böyle. Vardı ama yok. Tatlı bir toplantı geçti yani. Yani şey olarak düşün. Yani şimdi güzel değil aslında. Yani albenisi olan... Her güzel gönül, gönül, gönül. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir ara elimi tuttu. Ben eve gelmedim. Öyle tutmadı yani. Şimdi elimi tuttu ama şey, şimdi ver elini mesela. Şimdi filmden bahsediyorduk ya. Aa. Filmde normalde kızla erkek böyle el, böyle şöyle ver elini, ver el, el toka yap yani. Böyle yapıyorlar, tamam mı? Dedi ki böyle olmasın. Böyle olmasın dedi. Şimdi başlangıçta da bu dedi çok dedi şey dedi yani. Şimdi uzat dedi ellerini bana, ben de uzattım dedim. Sen uzat ellerini bana. Nasıl uzat? Abi uzat uzat. İkisini birden mi? İkisini birden. Elim misin oğlum? Abi ne yaptığımı göstereceğim ya, bir dakika uzat. Abuk sabuk şeyler yapma bak. Rüsva etme burada. Uzat, anlatacağım sana ne olduğunu ya. Ya normal böyle tuttu ellerimi, tamam mı? Şu aynen bu şekilde. Dedi film gibi böyle başlasın, böyle başlamasın. Tamam. Şu ilk elini böyle tut. Ya tamam çekin. Ama yani, tuttu ya. Anladım. Yani kız sana doğru anlayabilmen için böyle canlandırmış. Ama oynadı böyle ellerimi. Tuttu yani. Böyle bir şey yok. Yani şöyle ver elini. Hayır. Abi şöyle tut elini böyle. Böyle yaptı yani. Tamam mı? Böyle bir şey oldu böyle bir an. Yani itiraf böyle içimde vik diye böyle bir şey oldu. Yani niye? Böyle garip bir şey yani. Bir acayip bir his. Tarif edilemeyen bir şey. Ya ama ya, şeyle alakası yok. Yani filmden konuşuyorduk. Yani aslında bizimki güzel bir ilişki değil. İlişkinin kendi güzel değil yani. İlişki güzel ama reklam... Yani biz şimdi iş ilişkisi. Güzel bir iş ilişkisi var aramızda. İlişkin boyutu olarak yani söylüyorum. İş açısından. Yani iş boyutunda bir güzel ilişki. Güzel ama yani iş olarak güzel. O anlamda yani. Yani bir iş ilişkisi içindesiniz. Evet. Biz başka... Ne olabilir ki zaten başka? Yani. Ama bir güzel kadın. Yani onu sana... Yani kendi güzel olmasa da... Ya yani işe bakışı, iş ilişkisi açısından... iş güzelliği var kadının yani. Bu Işıl'ın seni bu kadar düşündüğünü sanmıyorum. Yani seni düşündüğün kadar. Yok, ben de düşünmüyorum ki onu. Hiç düşünmüyorsun. O hiç düşünmüyorum. Aklında bile değil yani. Şu anda çıkarttım mesela. Şu andan itibaren... İnşallah. Hiç yok. Yani sıfır. Cevap ver. Dur bakayım.
Oğlum cevap versene. Vermeyeyim. Çal açana kapatır sonra. Olmaz öyle şey. İş yapıyorsun. Cevap ver. Veremem abi. Niye veriyorum ya? Ver. Vermeyeyim. Sakin ol. Cevap ver. Oğlum bak. Sen ne dedin? İş ilişkisi. İş yapıyorsunuz birlikte. Sen profesyonel bir reklamcısın. Hadi cevap ver şuna. Evet. Profesyonel. Cevap ver şuna. Evet. Benim değil mi o? Evet. Açmam gerekir yani. Hiçbir yanlış yok. Cevap verebilirsin. Profesyonel bir reklamcı olarak açım cevap ver. Hala arıyorum. Cevap ver. Işıl Hanım merhaba. Ne münasebet, olur mu öyle şey? Buyurun, dinliyorum sizi. Tuna Bey, bugünkü toplantımızdan sonra bana reklam metnini mail atacaksınız ama hala gelmedi. Bir sorun mu var acaba? Çok merak ettim. Yok, yok, bir sorun yok. Yani atacağım metni atacağım ben size. De şey oldu biraz, yoğundum, ondan şey ettim yani. İstiyorsanız yarın tekrar bir araya gelelim. Şimdi siz metni atacaksınız, ben yorum yapacağım, siz yorum yapacaksınız, uzayacak iş. İki iş yapmamış oluruz, beraber yazarız. Metni. Olmaz. Olur mu öyle şey? Kendinize gelin. Yani kendiniz kendinize gidin. Bize bana gelmeyin. Yani biz bir araya gelmeyelim, anladın mı? Söylüyorum. Yani şey açısından. Niye görüşmeyelim sizinle yarın, biliyor musunuz? Niye? Ben hastayım. Aa, çok geçmiş olsun. Peki ben sizi tutmayayım o zaman. Mailleşelim. Evet evet, ben mailleşelim. Çok hastayım çünkü. Yani bir... Boğazım nasıl konuşamıyorum, o derece hastalandım yani. Geçmiş şey olsun Tuna Bey, siz çok fenasınız. Hoşçakalın, görüşürüz. Hoşçakalın. Neydi bu? Görüşmek istemiyorum. O ne? Görüşmek istiyorum. Ben de görüşmek istiyorum. Oğlum sen profesyonel bir reklamcısın. Görüşebilirsin, iş görüşmeleri yapabilirsin. Bunda yanlış bir şey yok ki. Ama reklam etmiyor, seninle konuşalım diyor, elimi tutuyor. Ondan ben, buna karşıyım ben. Yani o açıdan şey... Ölüm, ben görüşmek istemiyorum. Ya engelleyeceğim zaten, aramasın beni, ulaşamasın bir daha. Ne iş yapıyorsunuz siz? Onun öyle bir şeyler düşündüğünü sanmıyorum. Sen düşünüyorsun. Ben düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Görüşmek istemiyorum. Hastalandım dedim. Oğlum iş yapıyorsunuz. İş yapıyoruz, yapabiliriz ama ben... Öyle istiyorum. Yani benim... Bilemem ben, bilemem ben. Her güzel gönül veremem ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde.